Selamun aleyküm arkadaşlar. Köpeklerle ormana gideceğiz. Daha doğrusu gidiyoruz. Çiftliğimizin kenar tarafı burası. Bakalım ya, nasip öyle gezeceğiz. Sırtımda acayip yanmış arkadaşlar. Sırtımda da çanta var. Yakıyor. Evet, gidelim bakalım. Evet arkadaşlar, bizi müthiş bir zorlu tırmanış bekliyor. Bayağı bir dik bir yokuş çıkacağız. Sabah sporu. Daha kahvaltı falan yapmadım. Dönüşte yapacağım. Aslında biraz da geç kaldık. Biraz da erken olabilirdi. Evet arkadaşlar, zorlu tırmanışımızda bir patika buldum. Ve bu patikada burt dışkısı var. Fotoğraf kuracağımız yeni bir yer keşfettim. Arkadaşlar çok taze. Hemen dışkının az bir gerisinde eşinti buldum. Vay be, buraya ne gelmiş ki? Dayı kokluyor şu anda. Buraya uzun süredir köpek de gelmedi ama kurt olma ihtimali çok yüksek. Bakın dayı değişindi hafiften. Neyse, gidiyoruz. Diğer köpeklerimiz şu anda ormana doğru yayıldılar. Evet arkadaşlar, burada bir kaya var. İşaret kayası. Şurada da sanki bir işaretler var gibi. Burayı tavşanlar falan da kullanabilir. Yabani hayvanlar. Güzel bir kovuğu var. Şöyle bir kaya. Mükemmel. Şurada bir mühür var. Değişik. Serin olur. Bunun mağarası olsa buz gibi olur arkadaşlar, kayanın mağarası. Evet, gidiyoruz yavaş yavaş. Arkadaşlar köpekler bir şey kovaladı. Ananı satayım, domuzlara bak. Hemen önümüzden gitti arkadaşlar, koşa koşa. Vallahi yetişemedim, buralar domuz kaynıyormuş. Şimdi köpeklerim önden gittiler. Şu bakın, koşmaya bakar mısınız? Şunlara bakın arkadaşlar. Nasıl koştular buradan. Şu anda da köpeklerimiz aşağı bölgedeler. Dayı da gidiyor. Bakın dayı da kokalıyor. Oğlum, oğlum. Oğlum dayı, oğlum dayı, oğlum dayı. Oğlum, bakın. Dayı da hareketlendi. Buraya böyle bir şey gitmiş arkadaşlar. Dayı çok fazla domuza şey yapmaz. Bakın. Domuzların sürtündüğü yeri görüyor musunuz? Arkadaşlar aşağı taraf karışıyor. Bakın. Oğlum! Oğlum! Orman çok sık. Bu saat bir şey götürüyor ama ne götürüyor arkadaşlar? Şu açıklıktan çıkar mı acaba?
Hadi lan. Abi aşık alan yok ki hiç. Hiç aşık alan yok. Sadece orası var. Köpek taraftan geçmedi. Dayıyla kurt, börü burada. Çok sık arkadaşlar. Dronumuz da arıza yaptı. Maalesef bir tamir ettiremedik. Silah milah da tüfek falan da almadım arkadaşlar yanıma. Buraya girmek çok riskli olabilir. Tüfeksiz falan. Şimdi tüfeği niye almıyorsun dersiniz. Nikon var arkadaşlar. Aksiyon kamerasıyla gelsem bir sürede böyle yaklaştırma imkanımız yok. Hani bu kamerayla geldiğim zaman da çekim mi yapacağım, tüfeği mi kullanacağım? Bu da büyük bir kamera. O yüzden tüfek getirmiyorum. Aslında güvenliğimiz açısından tüfek mutlaka olması lazım. Normal şartlarda. Köpeğin biri yukarıda lan. Evet. Kurt kız geldi. Ne kadar yorulduğuna bakar mısın arkadaşlar? Kovaladı ya bir şey bu. Köpekler bir şey kovaladı arkadaşlar. Çünkü niye kovaldılar? Ayak izleri çok tazeydi. Bunlar yukarıdan doğru dolandı. Domuzlar bizim hemen üstümüzden geçmiş sürü. Çünkü koşarak inmişler. Ayak izlerinden belli. Kurt kız yorulmuş. Bakın. Paşa yok. Paşa piyasada yok. Pusat da geliyor. Pancar motoru gibi geliyor pusat. Oğlum ne kovaladınız? Kesin domuzdu ya. Kesin domuzdu arkadaşlar da. O öbür taraftaki köpekler de çokmaya başladı. Öbür yüze geçmiş olabilir domuzlar. Sıcak arkadaşlar hava. Gece de gelsem bu köpekler harlar. Yani buralar yabani hayvan kaynıyor. Onu size söyleyebilirim. Ciddi derecede. Çiftliğimizin dibine kadar tilkiden anlayın yani. Bu kadar köpeğin içinde cesaret edip oraya kadar gelebiliyor. Yani manyak manyak burada ciddi derecede domuzuydu, tilkisiydi, çakalıydı, kurduydu. Bu alan komple onlarla mevcut. Ama nasıl çekeriz arkadaşlar? Köpekler kovalarken bu aksiyonu sizlere bu sıklıkta nasıl yakalarız? O tabi biraz nasip işi. Önceden Samsung J5 bir telefonum vardı. Onunla bu ormanlara giriyorduk. O zaman bile arkadaşlar görüntüler elde ediyorduk. Akbaş zalımı olduğu zaman ama şimdi zalımın zamanında şöyle bir şeyimiz vardı. Şimdi arkadaşlar zalım çok usta bir köpekti domuz konusunda. Ve benden önde çok fazla gitmezdi. Zalım sürekli bana bakardı. Hani böyle bir onun zaten az çok hareketlerinden anlıyordum arkadaşlar. Yani domuzu gördüm, hissetti mi? Atıyorum 10 metre 20 metre aşağıda hissettiği zaman kuyruğunu dikerdi. Tüylerini de böyle kaldırırdı. Usul 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 giderdi. Ona göre ben hazırlanırdım. İşte kameramı açardım falan. O şekilde görüntü yakalıyorduk. Ama bunlar da şimdi bunlar ormana gelip bir saldığın zaman bunlar daha hani durmak yok. Bunlar direkt hemen
kalabalık oldukları için birbirlerinin hırsına hemen alana giriyorlar çok basit bir şekilde. Bakın paşa yok piyasada. Paşa da muhtemelen paşa birinin peşine takıldı gitti herhalde. Çünkü kurt kuzu aşağıdan geldiğine göre paşa piyasada yok. Dişimize bakın maşallah. Arkadaşlar anlatmaya gerek yok. Domuz yatağını görüyor musunuz? Burada her yer domuz. Bakın sıklığı tüfeğim yok falan hani emniyetim yok diye girmiyorum. Yani çok da hazırlıklı gelmedim ama bakın girmeme gerek yok. Dışarıdaki şu domuz yatağını görüyor musunuz? Her yer domuz. Aklınızda bir de çok taze bakın. Buradalardı eminim %100. Sabah buradalardı. Köpekler onları aldı gitti. Eğer paşa da çok yorgun gelirse, çünkü paşanın bazen sağı solu belli olmuyor yani bambaşka bir yere de gidebilir. Dayı eşiniyor bakın. Kolay kolay eşinmez. Şimdi neden bir canının kaçtığını size anladım. Hani aslında çok da bir şey duymadım fakat koşarak inmişti arkadaşlar. Oradan gelen canlılar, domuzlar uçarak, koşarak gelmiş. Ayakları kaymış zaten belli. Çiftliğimiz ta şurada. Bakın artık duvar örme işlemi bitti. Sadece şu alanı telle tutacağız. Şurayı. Ondan sonra kapatmış oluyoruz. Tabii iş çok arkadaşlar. Daha iş çok da. Yavaş yavaş ağır ağır yapacağız işte. Hiç yok. Hem video çekeceğim günlük vlog tarzında hem de işlerimizi birlikte bitirmiş olacağız inşallah. Tabi her biri ciddi maddiyat isteyen bir şey. Yavaş yavaş yapacağız arkadaşlar. Acelesi yok. Tek acele ettiğim köpeklerin yeri. Köpeklerin kulübelerini yaptıktan sonra gerisi çok da benim için önemli değil. Kafamdaki gibi yapabilirsem eğer. Aslında bir yapınca bir kere yapacağız ama vallahi arkadaşlar bakacağız. Yani atıyorum hani hepsi bütün bölmeleri en az 2 metrekare olarak düşünüyordum. 1,5 metreye falan indirebilirim. Yani duruma göre bakacağız yine. Köpeklerin yeri olursa çok rahat etmiş olacağım arkadaşlar. Çünkü şu anda köpekler bir yere bağlıyorum. Güneş geliyor atıyorum bir saat sonra değiştir. Oradan al oraya al. Oradan al oraya al. Köpekler bir de sıcağı hiç sevmiyorlar. Şu anda yanıyorlar. O yüzden bir an önce köpeklerin yerini yapmak istiyorum. Bu ne lan? Arkadaşlar buraya domuz sürtülmüş. Bakın. Yatmış. Yatmış. Değişik. Bakın her yere ya. Burada aklınıza gelebilecek her yerde domuz var. Domuz kılığını görüyor musunuz? Her yerde domuz. Bir yer değil. Her yerde domuz var. Davarımız da aşağı tarafta. Sesi geliyor. Vallahi davar geliyor da. Davar gelmeden benim gitmem lazım arkadaşlar. Şimdi muhtemelen aslan davarın yanındadır. Bu köpekler aslana dalar. O yüzden benim hemen köpekleri bağlamam lazım. Davarın sesini duyar gibi oldum. Bu arada paşa yok lan. Paşanın başına inşallah bir şey gelmemiştir ha. Vallahi paşa kayıp. Buraya bakın buraya. Böyle bir koku alıyor arkadaşlar. Hemen de bir koku alır almaz maşallah. Hemen hareketleniyor arkadaşlar bakın. Oradan bir şey mi gitti? Ne yaptı? Maşallah.
Hemen direkt gidiyor. Acaba paşa davarın yanına mı gitti arkadaşlar? Olabilir yani ha. Oğlum, oğlum. Sat yine aşağı iniyor. Ya arkadaşlar bu sat bakın. Tüylerini kaldırdı. Sabah buraya kurt gelmiş bence. %100 diyorum ya. Bakın böreğe bakın böreğe. Böyle de hareketleniyor. Şimdi dayı çok böyle şey yapmıyor arkadaşlar. Yani çok böyle bir reaksiyon göstermiyor. Az önce hani yukarı doğru çıkarken dayı şöyle bir koşmaya başladı ya. Dayının gösterdiği reaksiyon o. Yani en baba o reaksiyonu gösterir. Niye? O kadar tecrübeli ki yani hani neyin ne olduğunu farkında. Şimdi köpekler bunlar daha farklı reaksiyon gösterebilir. Bu arada kurt kız ciddi derecede kanlı büyümeye başladı arkadaşlar kurt kızın. Maşallah. Kurt kızın kanlı ciddi derecede büyümeye başladı. Ya hava bir kere sıcak arkadaşlar hani işte aksiyon çok fazla olmuyor. Yani videolarımız belli bir süre sonbahara kadar hani böyle şey gelebilir işte günlük vlog tarzı gelebilir işte çiftlikten falan. Çünkü köpeklerimizi de yoruyoruz yani. Ha onlar da şeylerini atıyorlar ama ne olursa olsun çok fazla da hani onları yormak istemiyorum işin gerçeği. Evet. Davarımız da burada arkadaşlar. Çiftliğimize su içmeye geldiler. Aslan da buradaydı az önce. Şimdi davarın önüne gittiler. Kanını doyurdum arkadaşlar. Yalını verdim. Alıştı o da. Yalını yedi gitti. Tabi pusat biraz onu rahat bırakmıyor. Koyunlarımız da aşağıda. Çay yapıyorum. Çobanlara. Odun kömürümüz. Birazdan ekmekçimiz gelecek. Ekmek alacağız arkadaşlar. Sonra tost yapacağım. Double tost yapacağız arkadaşlar. Double nerede? Atom tost. Bakalım yapabilecek miyim? Kafede çalışmıştım. Bayağı olmuştu arkadaşlar. Öğrenmiştim. Karnımızı doyurduktan sonra da şöyle ben az önce mıntıka temizliği yaptım. Şurada yaktım arkadaşlar. Evet. Burada etrafı temizledim. Şurada yaktım güzelce. Şimdi burada otlar falan vardı. Onları falan da topladık. Onları da yaktık. Ortam çok dağınık arkadaşlar. İnşaat yani. Yapacak bir şey yok. Bittikten sonra her şey tek tek yerine oturmaya başlayacak inşallah. O zaman daha güzel olacak. Şimdilik bu şekilde. Tabii bende şey hastalığı var, simetri. Çok rahatsız oluyorum arkadaşlar bu durumdan. Ama yapacak bir şey yok şimdilik. Bu şekilde idare edeceğiz. Paşa şurada bağlı. O serin yere götürdüm. Bunlar burada. Köpekler biraz şu anda eziyette yani. Eziyette derken yani onların bir şey yok. Dayı salık zaten. Kurt kuz da salık. Sadece pusatı bağladım. Onlar da kafalarına göre yatıyorlar işte. Yallarını verdim. Yediler. Öbür tarafta yine var. Suları önlerinde. Keyifleri tıkır. Evet arkadaşlar. Önce yağımızı bir sürdük. Şöyle. Yağ kızarırken tabi bu double tost dediğimiz için atom. Önce şöyle bir yumurtamızı döküyoruz arkadaşlar. Thank you.
yumurtamız şöyle pişerken. Evet, bu kadar basit. Yumurtamız pişti. Yumurtayı şöyle alalım. Ekmeğimizin arasına koyalım arkadaşlar. Ondan sonra sucuklarımızı hemen. Vallahi canı çekenler hakkınızı helal edin. Normalde çok sevmem böyle şeyleri de. Sucuklarımız da bitsin. Biraz dağınık ama arkadaşlar, zamanla yapacağız kahvaltımız. Kahvaltıyı burada yapacağım. Eksiklerimiz daha var. Halledeceğiz inşallah, sıkıntı yok, yavaş yavaş. Evet, sucukları bir de yakmayalım. Evet, sucuğumuzu da koyuyoruz şöyle tostumuzun içine. Sucuğu da koyduk. Şimdi tabi kaşar olmazsa olmaz. Çok fazla kaşar sevmeyiz ama kaşarları şey koyalım. Sıkıntı yok. Şuradan ketçapı da alacağız. Bu açık mı acaba? Evet. Bir saniye arkadaşlar. Evet, şöyle ketçapımızı da dökelim. On numara 5 yıldız. Kapatıyoruz arkadaşlar. Şöyle kapatacağız. Sonra bir yağladıktan sonra tamamdır. Evet arkadaşlar, küvetlerimize yağ hazırlayacağız. Duralım. İnşallah aksiyon kameramızı doğru ayarlamışımdır. Bunlar da hem geçilere su veriyoruz. Şimdi güzelce bir yıkayacağız arkadaşlar. Oğlum. Önce bir suyu açalım. Evet, önce bir suyumuzu açalım. Köpekler artık alıştı. Gitmiyorlar bir yere. Gerçi şimdi pusatı bağladım. Paşa şurada bağlı. Karşı tarafta arkadaşlar. Yola falan da çıkmıyorlar Allah'tan. Evet. Şu siyahlıklar ne diye boşa da sormayın arkadaşlar. Onlar çok da kötü bir şey değil. Suyu görüyorsunuz pırıl pırıl. Çok fazla içinde yosun kaldığı için öyle olmuş arkadaşlar. Çıkmıyorlar da. Yani ben kendim nasıl, ne oluyor bizim, hijyenik şey yapıyorsun, yemek yiyorsam elimizden geldiği kadar köpeklerimize de aynı şekilde vermeye çalışıyorum.
Burada şimdi yoğurdumuz olmadığı için mama kullanacağız. Bu ekmekler kurudu arkadaşlar. Şeyde sermiştim. Kuruduğu için de artık küflenme olayı olmuyor. Güneşte bayağı bir kaldılar. Şimdi poşette kalsalar da artık bu saatten sonra bir zarar etmez. Dur kızım, çatlama. En sevmediğim şeyi yapma. O zaman rahatsız edeceksen bağlayalım. Gel. Anam, karnımız acıkmış olabilir. Evet. Buyurun. Bunları ıslayacağız. Sonra mama katacağım arkadaşlar. Olay bu kadar basit. Mamamızı da dolduralım. Biraz sulu yapacağım ki arkadaşlar. Yazın susuz kalmamaları gerekiyor. Şöyle. Suyu kapatalım. Yeter. Evet arkadaşlar, paşaya yalını götürüyorum. Paşanın yeri 10 numara. Yani onun yeri var diyebiliriz. Tabi biraz koşuda kalıyor ama şey, Allah'ın izniyle hiçbir şey olmaz. Oğlum, baksanıza. Suyu varmış. Ulan ne kadar çok suyu var ya. Oğlum, şimdi zayıfladı falan demişsiniz arkadaşlar da, yani illaki yazın zayıflayacak köpek haliyle, bu çok normal bir şey arkadaşlar. Şu orada durak olsun. Hem sıcak hem köpek kışa göre daha yemiyor. Burada sontaj var, su deposu. Paşayı buraya serin diye buraya bağladım. Köpeklerin geri kalan hepsi çözüktü. Ben geldiğimde sadece dayı şu yola beri geliyordu arkadaşlar. Muhtemelen o da ağaçların içine falan yattı. Diğerleri de dereden çıktı. Dere serin, biliyorum. Deredeki kumu eşip içine yatıyorlar muhtemelen. Şimdi arkadaşlar, yerleri olmadığı için haliyle onlar da yanıyorlar sıcakta. Ben de çözdüm işin gerçeği. Allah'a şükür de, yani korktuğum başıma da gelmedi. Hani dedim belki yola çıkabilirler, belki gidebilirler falan. Ama gitmedi de, tam tersi. Orman istikametine gitmişler, yatmışlar. 10 numara da oldu. Arkadaşlar, arabamız güneşte yanıyor diye bölgeyi almıştım. Şimdi onu getiriyorum. Her zaman öyledir. Süper de böyledir.
Bunu da gönderelim. Bu aksiyon kamerasının açısını doğru hiç ayarlayamıyorum ama. Köpekler de hemen bir yere gideceğiz diye alev atıyorlar ha. Oğlum nereye lan? Evet, akşamın serinliğine. Akşam üzeri ayrıt. Hava bulutladı arkadaşlar. Yanıyor vallahi burası. Bu arada bu konteynerin üstüne tabii çatı yapacağız ama arkadaşlar. Çatı yapana kadar ne yaparsam serin durar. Hatta birlikte çıkalım. Şöyle bakalım çıkabileceğiz mi? Arkadaşlar üstü saç. Oğlum ben şeyi niye stop etmedim lan? ATV. Üstü saç olduğu için acayip derecede yanıyor arkadaşlar. İçerisi sauna gibi oluyor. O yüzden bunun üstüne ne yaparsak, bakın şöyle bir boşluk var şu kadar. Saçla şeyin arası. Ne yaparsak bu serin durar. Birisi dedi strofor döşe, birisi dedi yaprak at dedi. Ağaç dallarını kes, hiçbir şey yapamıyorsan dedi. Gölge yapar çoktan dedi. Birisi de daş yünü mü varmış ne varmış ondan ser dedi. Hiçbir şey olmaz dedi. İçerisi çok sıcak arkadaşlar. Durulmuyor yani. Burası da hiç ağaç olmadığı için direkt güneş buraya vuruyor. Yani sabah bir doğuyor arkadaşlar. Neredeyse akşam batana kadar burada hiç gölge yok. Köpekler için de sıkıntı. O yüzden bir an önce köpeklerin yerini buradan daha net bir yolda bakın. Şimdi yukarıdaki tarla sahibiyle anlaşabilirsem, yani anlaşabilirsem derken aslında yapacağımız şey bir ev yapmıyoruz arkadaşlar. Hani tarladan 3 metre 2 metre çek falan dedi de eğer ki izin verirse, bakın arka duvar zaten örük olmuş olacak, yan duvarımız da var, buraya sıfır yapmış olacağım. Biz sadece ön duvarı öreceğiz arkadaşlar, kapı yerlerini. Ondan sonra bir de köpeklerin bölmeleri olacak işte, bölmelerini yapacağız. İşimiz çok daha kolaylaşmış olacak. Yani maliyeti biraz daha düşürmüş olacağız. Yani çatıdan akan su, yani adama bir zararımız yok. Sadece su adamın oraya gidecek. Bu da yani yağmur suyu. Normal bir su şeyi değil. Bilmiyorum arkadaşlar. Eğer bir sıkıntı yapmazsa sıfır yapacağım. Hani o tuğlulara doğru sıfır olacak işte. Şuradaki tuğlulara doğru. Burası da zaten örülmüş. Ön tarafı yapacağız işte. Bir de köpekleri şöyle hani böleceğiz yani. Yani işimden 2 metrekare hepsi. En az 2 metrekare olmasını istiyorum ama yani 1,5 metrekare de yeter arkadaşlar. Çok rahat yeteceğini düşünüyorum yani şimdilik. İlerleyen zamanda parayı bir yerden vurarsak belki o zaman en kralını yaparız arkadaşlar. Şimdilik böyle olacak. Yapacak bir şey yok ama bir an önce köpeklerin yerini yapmak istiyorum. Çünkü şimdi yağmur yağış yağsa köpeklerin doğduğunun bir kuruluğu yok. En fazla şuraya sokarım yani. Paşanın olduğu yere sokarım hepsini. Üstlerine de tahtaya kapatırım. Öyle durar. Bir de şurada bir çardağımız var. O çardağın altına da kaçabilirler. Onun dışında bir adam akıllı bir kurulukları yok. O yüzden bir an önce bu işi hızlandırmak istiyorum yani. Beklemek yok. Buraya geldik. Artık bir şeyler yapacağız yani. Evet. Arkadaşlar akşam ezanı oldu. Okunuyor. Şimdilik görüşürüz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Fikir ve düşüncelerinizi bekliyorum. Paşa çokuyor. Bu arada arkadaşlar sabah girdik ya şu ormana. Gerçekten ciddi derecede o ormanda her türlü hayvan var.
Yani şuraya gelen de bence %100 kurtuldu. Sabah dayının oraya işi bitirer yap. Çünkü bir anda tekabetler değişti orada. Paşa çokuyor, börü çokuyor. Ulan motor çalışıyor. Evet arkadaşlar. Görüşürüz şimdilik. Bu arada bunun üstüne de beton yapacağım. Görüşürüz diye bir türlü gidemiyoruz arkadaşlar. Nasıl olur? Buraya beton atacağım arkadaşlar. Bunun üstüne de yine bir şey yapacağım. Bunun üstüne çatı yapacağız. Yarım çatı gibi olacak. Bunun üstü beton olacak. Bunun üstünü çatı yapmayacağım arkadaşlar. Sadece beton olacak. Üstünde güvercin hastalığı da olduğu için buraya güvercin koyabiliriz. Kahvaltımızı falan da yapabiliriz yani. Çok güzel olacak aslında da işte biraz işten anlamamız lazım. Biraz da duruma göre bir şeyler yapacağız arkadaşlar. Olursa yani eğer bitmiş hali çok güzel olacak. Duvarlar sıvanacak da. Duvarlar sıvanacak. Duvarların üstüne tekrardan çit çekilmesi gerekiyor arkadaşlar. Köpekler her türlü atlıyor buradan yani. Yani çok basit bir şekilde atlıyorlar. İşimiz daha çok. Ama burada şu anda en önemli iş iki iş var. Bir, köpeklerin yeri. İki, hani şurası da aslında çok önemli değil ama şurayı kapatmak. Çünkü en azından köpeklerin oradan geçmesinler yani öbür tarafa. Köpekler etrafı tutuluk olsun. Onu istiyorum. Mal basat giremesin içeri. Ha, bunların kazıkları var ama çok da önemli değil. Onların kazık şeyler betonlara atılır. Yukarıdakiler gibi. O yani 3-4 saatlik bir işi var onun yani. Adam akıllı kalabalık bir insan olsa hemen biter. Olduğu zaman hiç... Evet, tam video çekerken arkadaşlar hafıza kartı hatası ve inşallah kaydetmiştir. Her neyse. Yani anlatmak istediğim çok fazla aksiyon, heyecan, atraksiyon beklemeyin. Zaten köpekler hava çok sıcak arkadaşlar. Köpekler hemen 2 dakikada harlayıp kalıyorlar. İşimiz bittikten sonra inşallah yani burayı dört dörtlük yaptıktan, kafamdaki gibi yaptıktan sonra, acil işleri bitirdikten sonra arkadaşlar o zaman yani ciddi manada söylüyorum, kafamda çok güzel projeler var. Çok güzel yani, izlemesine doyamayacağınız görüntüler olacak. Tabi biraz da nasip şey, Allah nasip etmesi lazım. Ama peşinde koşarsanız da her türlü olur. Ya pusat, gözünü sevdiğim, oraya nasıl geçtin? Oraya nasıl geçtin dostum? Yani aracık yerden nasıl geçtin? Şimdi bir de niye yukarı çıkmaya çalışıyorsun? Onu anlamadım yani. İşte yani arkadaşlar, köpekler sineklerden rahatsız oluyor yani. Aşırı bir sinekler var. Burası da ırmak kenarı olduğu için bir an önce kapatacağız arkadaşlar bunları. Yolu yok. Neyse, hadi görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Siz her zaman olduğu gibi en güzeli. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.